Herkese yeniden merhabalar. Ben Melis, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber son birkaç ayda bitirdiğim ürünleri paylaşacağım. Bitenlerim neler, ne değil. Bunların dedikodusunu yaptığımız bir video olacak. Bir de bazı kozmetik ürünlerim çöpe gitti. Onlardan da söz edeceğim. Evet, hazırım, artık anlatmaya başlayabilirim. Ben zaten çok süngeri insanı değilim. Bu süngeri de makyaj eğitim videolarında göstermek amaçlı almıştım. Orada kullandım. O yüzden de gidip öyle özellikle bir sünger almamıştım. Eclipse'in 6 liraya süngerini aldım. 2 kere yıkadım ve bütün tırnak izleri, ki gördüğünüz üzere ben uzun tırnak kullanmıyorum, tırnak izleri falan filanla benim için çöp oldu. Bir de zaten bir daha kullanmayacağım için de zaten çok yüksek ihtimalle gene atıyor olacaktım. Ben Golden Rose maskaralarına bayılıyorum. Smoky Lashes maskarası. Bu benim ikinci ya da üçüncü tüpüm. Bir de bunun gümüş renkli versiyonu var. Galiba onun adı neydi hatırlamıyorum şu anda. Ama bilenler bilir. Çok iyi bir maskaradır. Muadilleri şu anda Biolist'te var. Denemek için onları satın almıştım. Maskara tiplerini da şöyle göstereyim hatta hemen. Fırçasını. Şöyle bir fırçası var. Şöyle yanağımda göstereyim. Çok güzel bir hacim veriyor. Gümüş renkli olan da daha düz bir maskara. Biolist'in Fake It'inin fırçasına çok benziyor. Çok başarılı maskaralar. Çok güzel formüller. Türk markalarda bulabileceğiniz en güzel formüller. Kesinlikle tavsiye ederim. Bittikçe satın aldığım ürünlerden bir tanesi. Sadece şu anda elimde yeterince maskaram var. Maskara ihtiyacım olduğunda ilk bakacağım ürünlerden bir tanesi. Çöp olmuş bir ruj var elimde. Bunun rengi muhteşem. De Golden Rose'un Smart Lips'lerinden. Kapağı ortadan ikiye ayrıldığı için şöyle böyle ikiye ayrıldığı için bu ruj da çok uzun süre dayanmadı. Bu arada maskaralarımı ben 4 ayda bir mutlaka bitmese dahi çöpe atarım. Rujlarımı da maksimum bir 6 ay ile 1 sene arasında kullanırım. Yani çok fazla kapağını açmadığım bir rujsa 1 seneye kadar saklayabiliyorum ama sık kullandığım bir rujsa 6 ayın sonunda atıp yenisini satın almayı tercih ediyorum. Sağlıksal sebeplerden dolayı, ne olursa olsun bir şekilde bakteri üretiyorlar çünkü bence. Gene Smart Lips'lerden bir ruj daha var elimde. Bunu da bahsettiğim sebeplerden, miyadı da olduğu için artık çöp oldu kendisi. Çok uzun zamandır, yani ne zamandan beri oje kutumda olduğunu bilmediğim bir cila var. O yüzden artık öldüğünü düşündüğüm için çöpe atmışım. NYX'in 715 numaralı ruju. Bu da galiba aldığım, kullandım, açmaya çalıştım şu açılabilen rujlardan bu. Fakat galiba benim aldığım versiyonda bir hata var. Açamadım hiçbir şekilde. Dolayısıyla çöp oldu. Muhteşem bir renk ama bir daha denk gelirsem, böyle bir renge ihtiyacım olursa mutlaka alacağım. Bu hangi ruj derseniz, Macbeth makyajında kullandığım ruj. Gerçekten çok güzel bir bordo ruj. Mutlaka edineceğim rujlardan bir tanesi. Kurutucu Flormar'ın Quick Dry Extra Shine'lardan. Son kullanma tarihi de olduğu için attım. Oje kurutucu ben çok kullanıyorum. Express Dry Essence'ın muhteşem bir kurutucu. Ben normal şartlarda Kalyon'un spreyli versiyonunu kullanıyorum. Onu da birkaç tur kullanmıştım. Bunu yine böyle bir güzellik kanalında duyup almıştım. Gerçekten çok başarılı bir kurutucu. Sadece Rossmann'larda satılıyor. Şu andaki tek problemi bu. Mağaza olarak Rossmann'larda satılıyor. Online'da, Watson's'da falan da var. Denk gelirsem bir daha mutlaka alacağım. Şu anda Kalyon'la hayatıma devam ediyorum kaldığım yerden. Birkaç tane, bir tane kağıt maske kullanmışım. Hydrating Facial Mask. Bunu ben çok sevdim. Nemlendirici bir maske bu. Bir daha kullanacağım maskelerden bir tanesi. Bir gratis indiriminde 3 liraya mı 4 liraya mı diye düşmüştü. Öyle satın aldım. Gerçekten işe yaradı. Bir daha denk geldiğimde alacağım. Desteğin gül özlü. Hem içinde gül, hem kuşburnu, hem kayısı özleri var. Şöyle tek kullanımlık bunlar, kil maskesi. Gerçekten cildinizi bebek poposu haline getiren bir maske. Ben bu ara normal şartlarda, ben her videoda söylüyorum ama bu videoda özellikle söyleyeyim. Cilt bakımı videolarını mutlaka söylüyorum. Çok sık makyaj yapan biri değilim ben. Sahneye çıkmıyorsam
İşte ne bileyim gece bir yere davetli değilsen filan günlük hayatımda makyaj yapmam. Bu arada şu makyajla da bu cümleyi kuruyor olmam çok komik oldu. Ama kanalı açtığımdan beridir renkli makyaj videolarını kendi yüzümde yaparak anlattığım için bu ara çok fazla makyaj yapıyorum son 2 aydır. Dolayısıyla da cildimi ekstra temizlemem gerekiyor. İşte bu kil maskelerini haftada bir yaparak bunu sağlıyorum. Eğer o hafta çok fazla makyaj videosu çekmediysem 15 günde 1'e düşürüyorum. Çünkü benim cildim çok kuru ve çok hassas. Yormamaya çalışıyorum. Gerçi kil maskesi olmasına rağmen içinde kayısı, kuşburnu ve gülözü olduğu için çok fazla kurutucu bir kil maskesi değil bu az önce gösterdiğim tek kullanım maskeler. O yüzden mutlaka öneririm. Destek demişken destekten devam edelim. 2 kutu kayısı bitirmişim. Şaşırdık mı? Bence hayır, asla şaşırmadık. Gerçekten benim cildimin mucizesidir bu krem. Hep söylüyorum. Bayılıyorum. Bittikçe alıyorum. Her yerime sürüyorum. Deli bir krem benim için. Gene desteğin acı badem sütü. Bu ilk denediğim versiyonuydu. Hemen diğer siparişlerimi verirken 2 kutu daha sipariş ettim. Müthiş bir jel nemlendirici olarak kullanıyorum ben bu sütü. Biliyorsunuz ki makyaj çıkarmada da kullanabilirsiniz. Eğer sütle makyajınızı çıkarmayı tercih ediyorsanız ama ben çift basamaklı temizleme yaptığım için önce yağ bazlı sonra su bazlı temizleyiciler kullandığım için temizleyici olarak değil ama nemlendirici olarak kullanıyorum. Gerçekten de çok memnunum. Pek bir işe yaramayan İzana'nın çok kuru ciltler için makyaj temizleme yağı. Yani bitirdim ama hani bitirmiş olmak için bitirdim. Hani işe yarar mı diye denedim. Ama göz yakmadı, bilmem ne yapmadı ama ben zaten cilt bakımı videolarında da söylediğim üzere makyajımı çıkarmak için Hindistan cevizi yağı kullanıyorum. Hindistan cevizi yağı kadar başarılı makyaj çıkarmıyor benim cildimde özellikle. O yüzden de içinde de gülmül olması dikkatimi çekmişti. Almıştım. Bayılmadım. Dolayısıyla ikincisini almadım. Ama çok darda kalırsam illaki bir makyaj çıkarma yağına ihtiyacım var. O sırada hiçbir şekilde Hindistan cevizi yağına ulaşamıyorsam evet alabilirim tabii ki. Yine İzana'dan devam edelim. Bir toniği var İzana'nın. Bunun ben 2 tane büyük boyunu kullanmıştım. Bunu seyahat boyunda almıştım. Gül suyum, mül suyum yoksa orayı buraya taşıyamıyorsam aldığım toniklerden bir tanesi. İçinde alkol olmayan piyasadaki nadir toniklerden bir tanesi. O yüzden de bayılmadığım ama muhtaç kaldığımda ilk alacağım toniklerden bir tanesi oluyor genellikle bu tonik. O yüzden de bir daha almam diyemiyorum açıkçası. Ama bayıldığım bir tonik zaten şu an yenisi açık ve onu kullanıyorum. Be Beauty'nin organik sertifikalı cilt toniği. Buna bayıldım. Yani gül suyundan sonraki tercihim budur. Gül suyuna takıntılı olduğum için ben gül suyu mutlaka benim koleksiyonum içinde var oluyor. Ama bu varsa elinizde gül suyuna asla ihtiyacınız yok. Çünkü zaten içinde kekik suyu ve gül suyu var. Bunun bir de ölmezit otu çiçeği var. Gerçekten çok güzel bir tonik. Gül suyunun kokusuna tahammül edemeyenlere bir numaralı tavsiyemdir. Bayıldım ben bu toniğe. Makyaj çıkarmadan devam edelim. Garnier'in göz makyaj temizleyici Express çift etkili suya dayanıklı makyajını daha çıkarabilen şey. Ya ben bunları açıkçası çok böyle makyaj çıkarmak için kullanmıyorum. Ya böyle bir makyaj yaptıysam bir kere ben kesinlikle Hindistan cevizi yağıyla çıkarıyorum. Ama şöyle yapıyorum. Hindistan cevizi yağıyla çıkardım, akıttım iyice. Suyla duruladım. Kağıt havluyla temizledim yüzümü. Mutlaka ki bir kalıntı oluyor. Çünkü artık su bazlı bir temizleyici sürmediğim için yüzüme yağ kalıntısı da oluyor. O zaman işte bu kadar yoğun bir göz makyajı varsa eğer gözümde bir de bununla bir geçiyorum göz kapaklarımdan. Ondan sonra temizleme jelimi kullanıyorum. O zaman işime yarıyor bunlar. O yüzden mutlaka dolabımda oluyor. Temizleyicilerden birinden bahsedelim. Cilt Bakımı 101 diye bir videom vardı. İzlemediyseniz izlemenizi öneririm. Orada her türlü pahalı ürünü deneyip hepsinin bende alerji yaptığından falan bahsediyordum. Bir tek La Roche-Posay'nin temizleyicisi bende alerji yapmadı. Bir tek onun sonuna kadar kullanabildim demiştim. Bahsettiğim temizleyici. Bu Flerain serisinden La Roche-Posay'ın. Bir tek yani bunun nemlendiricisi bende alerji yaptı. Onu ben kullanamıyorum. Anneme vermiştim. O da hala kullanmaya devam ediyor. Bir de bu seyahat boyuydu yani. Hani deneyeyim de öyle tam boyunu alayım dedim. İyi ki de öyle demişim. Kullanamadım maalesef. Saç ürünlerine mi geçsem? Araya bir tane şey koyayım. Ya ben sivrisinek ısırığına alerjim var benim. Defans'ın bu sinek kovucusu da
hem muhteşem kokuyor. Yani ısırgan falan kokuyor. Isırgan ve kekik kokuyor. Yani o kötü ofların kokusundan değil. Hem de bebekler dahi kullanabiliyor. İçeriği o kadar temiz. Buna rağmen sokulmaya devam ediyorum ben. Sivrisinek vücudumu benim soktuğu zaman sıralı sıralı sokuyor. Hatta yani şu an ekrandan göremezsiniz ama şu parmağımın etrafını yemiş mesela uyurken. Saçma sapan. Öyle durumlarda filan inanılmaz hayat kurtarıcı olabiliyor benim için. Ben bunu çok severek kullanıyorum. Bitirdiğim için şu an bitenler kutumda. Gelelim güneş koruyucularına. Ben Misha'nın güneş koruyucularını çok severek kullanıyorum. Misha'nın 2 sene önceki serilerinden bir tanesiydi bu. Waterproof. Bunun ambalajını değiştirdi. İçerikleri aynı. Galiba bu sene değiştirdi ambalajını da. Ben bunu geçen sene satın almıştım. Bu suya dayanıklı 50 plus olan versiyonu. Deniz kıyısında kullanıyorum ben bu versiyonunu. Çok memnunum. Çok başarılı. İnanılmaz güneşten koruyan bir güneş koruyucudur. Ve günlük hayatımda şehirde kullandığım Time Revolution'u gene Misha'nın. Böyle bitince ben bunları ortadan ikiye keserek içini tamamen sömürüyorum. Çok kullandığım için içini tamamen sömürüyorum. Yedeği vardı zaten. Açık şu an kullanmaya devam ediyorum. Bu hayatım boyunca herhalde benim kullanacağım güneş koruyucularından bir tanesi olacak. Evet, artık ufaktan saç ürünlerine girebiliriz. İzana'nın benim çok kuru bir saçım var. O yüzden hem saç parfümü olarak kullanılabilen hem de işte saç spreyi durulanmayan, nemlendiren bir saç spreyiydi. Güzeldi, fena değildi ama çok ağırlaştırıyor bir yerden sonra. O yüzden çok mantıklı mı? Bence değil. O yüzden bir daha alacağımı zannetmiyorum. Ama ayıla bayıla kullandığım Pantene'in yağı var. Son yayınladığım saçlarımı örgü yaptığım bir video var. Orada anlatmıştım. Benim saçım çok inatçı ve çok karakteristik bir saç. Kendi nasıl isterse öyle davranan bir saç. Yeni yıkadığım zaman sadece bazen canı isterse beni dinleyebiliyor. O zaman da işte buklelerim çok belirgin olsun istersem bunu kullanıyorum. Ama çoğu zaman bunu kullanmama rağmen düzleşmek istiyorsa düzleşiyor. Yani bu da fayda etmiyor ama gerçekten bu saçı çok güzel nemlendiren, durulanmayan yağlardan bir tanesi. Asla ağırlaştırmıyor. Asla yağlı bir görüntüye sebep olmuyor. Tabii ki çok diplere getirmeyin siz yine de. Ben bundan çok memnunum. Bittikçe mutlaka alıp yedekliyorum. Mutlaka elimde tutuyorum. Ama yani her saç yıkadığımda kullanıyor muyum? Hayır, her saç yıkadığımda kullanmıyorum. Gene İzana'nın bu şununla birlikteyken zaten aynı ailedenler, birlikte satın aldığım ürünüydü. Bu da saç sütü. Buna da bayılmadım açıkçası. Biraz fazla ağırlaştırdı. Çok etkili bir efekt yaratamadı saçımda. O yüzden de ben Zana'nın ürünlerini çok beğeniyorum. Özellikle biraz sonra zaten göstereceğim bir vücut kremini kullanıyorum. Bayılıyorum. Dolayısıyla Zana'dan bunları deniyorum. Bir arada şampuanlarına çok takıktım. Çok iyi geliyordu benim saçlarıma. Onları kullanıyordum 2 sene öncesine kadar. Dolayısıyla bunları da onlara güvenerek şampuanlarından memnun kalmıştım. Bunlardan da memnun kalabilirim diyerek satın almıştım. Ama o kadar memnun kalmadım. Gelelim saçlarımı neyle yıkıyorum? Ben Inekto'nun kokonat şampuanını kullanıyorum. Yaklaşık 2,5 senedir. İzana'dan buna dönmüştüm. Çok memnunum. Yani benim bu sert, kuru, kazık gibi saçımı insani bir saç haline getiren tek şampuan bu. Ve indirimlerde inanılmaz uygun fiyatlı oluyor. Çok memnunum. Bittikçe alıyorum. Saçımın çok alıştığını düşündüğüm zamanlar bunun işte Shea Butter'lı olanı vardı. Bir de argan yağlı olanı vardı ama hiçbiri kokonat kadar muhteşem değil. Bence. Az önce bahsetmiş olduğum İzana'nın bu %10 üreyalı çok kuru ciltler için bir nemlendiricisi var, vücut nemlendiricisi var. Benim her yerim olduğu gibi vücudum da aşırı kuru. Ben bunu ama özellikle kışın çok bacaklarım kuruduğunda bacaklarıma uyguluyorum. Çünkü benim pul pul dökülüyor. Onun dışında da yaz ayları yani kışın alıyorum genel bitmiyor, yaza doğru sarkıyor. O zaman ne yapıyorum? Ben elime ayağıma kendim manikür pedikür yapıyorum. Bunu yoğurt kıvamında bir krem zaten. Çok yoğun bir şekilde ellerime ve ayaklarıma uyguluyorum. Ayaklarımı uyguladıktan sonra pamuk bir çorap giyiyorum ayaklarıma. En az 2 saat, mümkünse çok daha uzun bir süre ayağımda bu kremin iyice emilmesini bekliyorum.
Elimde ise o kadar uzun bekleyemiyorum tabii ki. Ama minimum yarım saat 40 dakika elimde yedire yedire o yoğurt halinin iyice elimin emmesini bekleyene kadar kullanıyorum. Sonra tırnak diplerimin tırnak etrafımdaki etleri geriye iterek ve fazla gelen parçalarını alarak ve eski kullanmadığım artık bir diş fırçasıyla fırçalayarak manikürümü, pedikürümü yapıyorum. Bu yöntemlerinden çok memnunum. Tavsiye ederim. Bu kadar yağlı kremler bu anlamda gerçekten çok işe yarıyor. Evet, yaz aylarında bunu yapmak çok can sıkıcı. Sıcak çünkü ne olursa olsun. Ama kış aylarında özellikle benim gibi kuru manikür yapıyorsanız, kendi kendinize yapıyorsanız çok tavsiye ederim. Bunun da videosunu görmek isterseniz aşağı lütfen bana yorum olarak bırakın. Tabii ki seve seve çekerim. Başka da bir ürünüm kalmadı galiba. Bayağı makinalı tüfek gibi konuştum. Umarım çok uzun bir video olmamıştır ama 20 dakika konuşmuşum. Yine de yani 20 dakika konuşmuşum. Bakalım kader kısmet bu işler. Artık kısa video çekemez hale geldim. 10 dakikalık video çekince göbek atmaya başlıyorum. Kendi dedikodumu da yapmış olayım böylelikle. Evet, artık veda ediyorum size. Eğer benden hoşlandıysanız aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Videodan hoşlandıysanız beğene tuşlayabilirsiniz. Oradaki küçük çan işaretini açarsanız ben her video yüklediğimde size düzenli olarak bildirim gelecektir diyorum. Ve yeni bir videoda daha burada kanalda buluşmak üzere hoşça kalın diyorum. Ben her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 18'de yeni bir video ile burada kanalda oluyorum. Eğer sizler de burada benimle olursanız ben amacıma ulaşmış olurum. Mutlu olurum diyorum ve herkese hoşça kalın.